ben e, Yusufeli Demir Divan Köyü'nden Aşık Dihane'nin torunu Reşat Kartal. Kaç yaşındayız Reşat abi? E, 1948 doğumlu 62-63 yaşlarına geliyor. E, dedeniz kaç yaşında doğdu, kaç yaşında vefat etti biliyor musunuz tarihlerini? Dedemin e, rahmetli amcamdan babam zaten babasını görmemiş, görmüşse bile hatırlayamıyor. 5-6 yaşlarında iken vefat etmiş amcamın dediğine göre 1850 veya 55 civarlarında dünyaya gelmiş. 1900 10 civarlarında da vefat etmiş. Yani 50-55 yaşlarında vefat etmiş. Çardaktan kazayla bir düşmüş. Ve o anda zaten düştükten sonra vefat ediyor. Orada yani yaşamıyor. Peki aşık dihani diye biliniyor yörede. Ee, ama söylenen sözlerinden, şiirlerinden e, bugüne kadar kalan pek az bir şey var. Duyduklarınızla ancak söylüyorsunuz ama aşık dihani diye biliniyor. Eee nasıl yaşamış, nerelerde ne işler yapmış aşık dihani? Bildiğiniz kadar bize anlatabilir misiniz? Aşık dihani ben genel tekrar amcamdan duyduğuma göre aşık dihani eee köyde tabi rençbellik yaparak, çiftçilik yaparak bir ikincisi de saz omuzunda gezermiş. eee geçimini e, sazdan ve çiftçilikte kazanırmış. Bir de ayrıyeten e, şimdiki şu anda e, Almanya'ya, Fransa'ya, yurt dışına işçi olarak gidiyorlar, orada çalışıyorlar, ekmeğini oradan kazanıyorlar. Bizim o zamanlarda da Rusya'ya giderlermiş. Rusya'da e, bir İstropol diye de bir şehir varmış. De, tabii biz duyuyoruz. Orada e, kendinin özel olarak fırını varmış çalıştırırmış o fırında çalışıyormuş yani bir sene ortaklıymış bir sene birisinin bir sene başkası çalıştırırmış öyle şey yaparlarmış idare ederlermiş muhtemelen şudur ki yazları herhalde memleketinde çiftçilik yapıyor kış uzun kış gecelerinde veya kış günlerinde de sazıyla söyleyerek geçimini sağlıyor bir yaz Fırıncılık yapıyor İstropol'da bir yazda memleketinde geçiriyor muhtemelen bu şekilde bir hayatı var. Herhalde öyleymiş yani bizim duyduğumuza göre biz kendimizi görüp yaşamadığımız için duy, duyduğumuza göre öyleymiş. Hı hı. Baba'nızın doğumu idi değil Babamın mi? Baba'mın doğumu 1916. Hı hı. Yani dede vefat ettiğinde babanız 6, yaşların, 6, -6, -6, 6 yaşlarında 5-6 yaşlarında falan. Peki. İstrapol'de e, fırıncılık yaparken anlatılan bir hikayesi var, bir olayı var. E, zannedersem o dönemlerde bizim yöre insanlarının çoğu Batum'da işçi olarak evet. çalışıyorlar. Batum'un taş işçiliğinin söylenen odur ki evet. e, Yusufeli Ustalar tarafından çokça işi yapıldı. Yani insanların orada bizim yörenin insanların gurbet hayatını Batum'da geçirdikleri söylenir. Yine böyle bir Batum şeyinde, gurbetçiliğinde bir Ermeni aşık, Türk işçilerin yanına geliyor. Var mı kendine güvenen diyor. Ve atışmaya başlıyorlar. Bu atışmalar sonunda ne oluyor? Bundan sonrasında siz anlatın. Şimdi aşık dihani İstirahatbolu'da furunculuk yaparken Batum şehrine bizim Türk işçilerin olduğu mühüte, oraya Müslümanlar ee, Müslümanların olduğu yere bir Ermeni aşığı geliyor. Ermeni aşığı tabii e, tabi kahvede o zamanlarda kahvelerde e, saz çalınmışlar, söylermişler ve dinlerlermiş. Biz Ermeni aşığı geliyor orada bir Türk aşığıyla karşılaşıyorlar. Türk aşığını bu haliyle bağlıyor sazıyla sözüyle. E, bir tane olmuyor, iki tane olmuyor, üç tane olmuyor aşağı yukarı beş on tane Türk aşığını, Müslüman aşığı bu Ermeni aşığı bağlıyor ve sazlarını alıyor. Sazlarını aldıktan sonra kahverin böyle çevre etrafına Asıyor e, çivilerden. E, bana bir rakip yok mu? Benim karşıma bir Müslüman aşık veya Türk aşığı yok mu diye o, alaycı konuşmalarıyla e, Müslümanlar, diye, oradaki Türkler'e alay ediyor. Ve o orada da artık kimin aklına geliyorsa tabi bilinmiyoruz. E, dedemin e, Strapol'da fırıncı olduğuna e, buna acaba haber salsak, e, getirttirsak, o buna bir ifakat kılabilir mi gayesiyle? O zamanın şartlarında artık telgrafla mı veya adam mı gönderiyorlar? Eee dedem on, e, şeyine bu gidiyor, haberi alıyor ve dedem oradan kalkıyor. işte Batum'a geliyor. Batum'da 3 gün 3 gece bu Ermen aşıkla çatışıyorlar. O çatışma esnasında e, dedem atışma derken karşılıklı o, atışıyorlar. Karşılıklı atışıyorlar. Evet. Bu karşılıklı atışma esnasında dedem ona bir soru soruyor. E, cennetin kapısında ne hazırladır diye soruyor. Cennetin kapısındaki e, soruyu şeyler söylemiyor da desem dinge diyor demesem sazım cennetin kapısına o yazılır diyor Erman aşığı Bunu biliyor. Evet, ve Dedenizin söylediği dörtlüğü siz bilmiyorsunuz ama olarak, mana, olarak, mana olarak ne yazıldı diye yazılır, soruyor, soruyor. Dörtlük olarak. Dörtlük Bunun olarak, karşılığında Ermeni Aşık işte eee ne desem dinge diyor demesem sazım, cennetin kapısına o yazılır diyor ama bunu açıyor yani. Evet. Ve ondan sonra gene dedem buna devam ediyor. Tabi karşılıklı o ona soruyor, o ona soruyor. Ve en sonunda dedem, e, Kur'an-ı Kerim'de Hamim Suresi vardır. Bu Hamim Suresi'nin içerisinde ona ne soruyorsa tabi onu ben gene bilemiyorum. Ve onu orada kapatıyor, bağlıyor onu. Sazını alıyor, dedemin elini öpüyor. Ondan sonra diğer aşıkların sazını dedem alıyor herkesin sazını sahiplerine veriyor ve tekrar Ermenin aşığın sazını da e, gene yenildiğini kabul ettiği için e, geri iade ediyor ve o zaman orada benim dedeme oradaki olan Türkler, Müslümanlar 100 tane kırmızı altın topluyorlar dedemi oradan uğurluyorlar evet. oradan yani, uğurluyor dede de herhalde geri dönmüyor Memlekete geliyor. Memlekete gel gelmese bile gidiyor fırının oradaki işlerini ayarlıyor ve gerisi geliyor gerisi geliyor. Ondan sonra artık ertesi sene gene aynı devam ediyorlar tabii fırına devam ediyor. Peki memlekette e, bu tarz dörtlüklerinden gene yaşanmış hikayelerle anlatılan duyduklarınız var mı? Varsa nelerdir bunlar? Hikayeleriyle ufak ufak alalım. Şimdi memlekette e, bazı e, zaporda bir Bekir Mehmet varmış e, sas çalamazmış da e, ağızdan şiir olarak söylermiş böyle. Halk şairiymiş. Bir gün rahmetli dedem Konnet'in dağından aşıp zapura giderken sazımızında Sarıgöl'e gidiyormuş herhalde gene çalıp çağırmaya. E, Bekir Mehmet zapura iniyor ki Bekir Mehmet yolda e, harman var mı? Yola yakın bir yerde harman koşuyor. Bizim o zamanlarda e, harmanlar düvenle döverlerdi. O, harman koşarken dedemi görüyor Bekir Mehmet. Hemen eline dirgeni alıyor. O zamanın şimdi şu anda yapa diyorlar. Dirgeni alıyor. Dirgeni saz ederek saz çalamazmış ama e, dedeme şu şeyi koşuyor. E, safa geldin, safa geldin dihani, senin şahın kaplamıştır cihani. 13 14'ünde bir nev civanı itirdim araram gördüğüm var mı diyor. Haliyle dedem Kornet'te bizim mahalledeki e, kime aşık olduğunu, Bekir Mehmet'in kime aşık olduğunu biliyor. Bildiği için de ona gerisi geriye tekrar cevabını veriyor. Sen onu görmüşsün tiful çağında, tezdan gazel düşmüş gönül bağında, bülbüller ötüyor sağ solunda halen zana desin, o hayalde durdu. Bekir Mehmet'e onu cevap veriyor. Evet, yani sevdiğin kişi evlendi, tabii, çoluk, çoluk çocuk çocuğu evlendi, da evlendi, çoluk çocuğa karıştı, sen halen zana ki o hayalde durdu. Evet. Dedim tabi orada onlar oturup halıyla muhabbet ettikten sonra yoluna devam ediyor. Bekir Mehmet de harmanını devam ediyor. Peki e, gene Sarıgöl'de zannedersen bir e, ufak bir hikaye daha anlatırlar bir dörtlüğü üzerine. E, o nasıl bir şeydi? Dedem Sarıgöl'e gene bir zaman geliyor Sarıgöl'e. Sarıgöl'de artık kış mevsimi millet toplanmış. Sarıgöl'de saz çalıyor. Eskiden radyo yok, televizyon yok bu gibi bir şey olmadığı için. E, aşıklar geliyormuş. Aşıklar çalarmış kahvelerde halk da onu dinlermiş. Rahmetli dedem bir gün gene Sarı e iniyor. Sarı Göl'de kahvede çağırıp söylerken e, artık zamanı da geçmiş. Aşığın para toplama zamanı gelmiş. Ve millet kalkmış yavaş yavaş o, e, kapıdan dışarı çıkmaya başlamışlar. Dedem de bunun farkına varınca dedem onlara diyor ki Kazma kazıyamam, balta vuramam, benim ticaretim sazıyla gelir. Siz de kalkar birer birer gidersiniz, benim de hevesim ile gelir diyor. Evet. <laughs>